Büyük Fenerbahçe'nin büyük taraftarı ve kanalımızın takipçisi diğer takım taraftarları. Hepinizi selamlıyorum. Sponsorlarımız Golber.com'un ve Kayseri Özyurt Hastanesi'nin katkıları ve selamlarıyla sizleri kucaklıyorum. İnşallah sizler de benim niyetimi ne kişiliğimi az buçuk tanımışsınızdır ve kanalımızı gizli gizli değil de açıktan takip edip abone olarak desteklerinizi eksik etmezsiniz. Hocam Fenerbahçe zaten karışmış. Sen de destek diyorsun. Arkadaşlar ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe zaten karışıktı. Aziz Yıldırım'ın son 4 senesinde de karışıktı. Ali Koç'un ilk 5 senesinde de karışık. Fakat Fenerbahçe'yi karıştıran ne? Biz bunun peşine gitmiyoruz. Şimdi arkadaşlar çok sevgili Eray bana bir mesaj atmış. Hocam diyor Klopp gelse işte Ancelotti gelse hepsi bir takım çıkarsalar bilmem bir şey yapsalar. Yine diyor bu takımdan bir şey olmaz çünkü Ali Koç var. Ali Koç ne yaptı diyorum. Ne yapmadı ki diyorlar. Şimdi Jorge Jesus için dün akşam saatlerinde iddia üstüne geldi. İlk olarak fesih iddiası geldi. Flaş bir şekilde Portekizli teknik adamın sözleşmesinin bu hafta feshedileceği belirtildi. Şimdi Beşiktaş'a 4-2 sahasında kaybeden Fenerbahçe. Şimdi bir de bir şey söyleyeceğim. Hocam ya bu maçla ilgili elle tutulur bir savunma yapan var. Mesela hani Galatasaraylılara bir şey diyorsun. Mesela atıyorum ofsaytımsı diyorsun. Onlar diyor bizim penaltımız verilmedi. Bizi öldürdüler. Bize cimcik attılar verilmedi. Bu maça ilişkin savunma var mı? Var arkadaşlar. Savunma ne biliyor musunuz? Diyorlar ki Valencia golü attıktan sonra çok homurdanmış taraftar. Futbolcuların eli ayağına dolaşmış. Yazık. Futbolcular da psikolojik olarak etkilenmişler. Homurdanma seslerinden dolayı utanmışlar. Utandıkları için gol yemişler. Mükemmel bir savunma. Sokrates'in savunması küçüktür bu savunma. Ya ben şunu söyleyeceğim. Bak. Dünkü maça şöyle bir 11 ile çıkılsaydı. Ki ısrarla söyledim. Kalede Altay, sol bekte Ali Özkim, sağ bekte Ferdi. Stoperde Samet Salah'ı. Önlerinde Arao olsun. Hadi yine Arao olsun. Jesus'un prensi bir şey olmasın Araocuğumuza. Arao'nun hemen yanında Zayt. Zayt'sın hemen yanında Arda Güler. Tamam mı? Bak Arda Güler. Ya da Zayt'sın bir kademe önünde Arda Güler diyeyim. Arda Güler ve forvette Valencia diyeyim. Sağ kanatta Emre Mor, sol kanatta Rossi. Hocam iyiydi taktik şansın kalmazdı. Ulan Beşiktaş Redmond'u falan yedek bırakmış. Sen şu kadroyla çıksan. Hele hele biraz da futbol şansın yaver gitse belki üçlersin, dörtlersin. İkinci yer Redmond'u da alsa işlemez, öbürünü de alsa işlemez. Psikoloji. Ya da sen skoru 2-0 yapma şansı ele geçti. Penaltı kaçtı. Kaçtığı anda dur. Değişiklik. Samet senin sarı kartın var. Sen yiyeceksin. Mert Hakan senin de sarın var. Sen de yiyeceksin. Samet çık. Yine sağ bek Osayi. Sol bek Ferdi olsun. Serdar Salahi çok güzel. Araucu'nu yine çıkartma. Tamam kabul. Mert Hakan'ın yerine bak. Mert Hakan'ın yerine de ki Crespo'yu alıyorum. Orta saham defansif olsun. Beşiktaş üstüme gelecek. Bak misal veriyorum yanlış anlaşılmasın. Ulan bir kanatta şimdi Arda Güler de bunların önünde oynuyor. Pedro'yu da çıkartıyorum bak. Pedro, Mert Hakan, Samet'i çıkarttım. Bir kanada Emre Mor'u koydum. Diğer kanada Rossi'yi koydum. Orta sahada Crespo'yu koydum. Crespo Araba. Yan yana önünde Arda Güler. Sağda Emre Mor, solda Rossi, forvette Valencia. Emin olun 2, 3, 4, 5 gibi yani gelirdi. Ama inat arkadaşımız bunu yaptı. UOL Esport eden Bruno Andrade imzalı habere göre Jesus'un Fenerbahçe yönetimiyle görüştüğü aktarılmış. Taraftarın Portekizli teknik adamın sözleşmesinin feshi için çalıştığı öne sürülmüş. Şimdi duyum kaynaklarımdan bazılarıyla tartıştım. Bazıları duyum vermeyi bıraktı. Hani açıkçası dımdızda kaldım gibi bir şey. Sadece bir kaynağım var. Onunla da artık yani sinirlendim. O kadar sinirlendim ki hiç kimseye hiçbir şey sormuyorum. İnanın ben de şu anda sizler gibiyim. Niye sormuyorum biliyor musun? Şimdi sorsam tartışmaya gireceğim. O yüzden sormuyorum. Ben de sizler gibi medyadan şu anda duyuyorum. Bilginiz olsun. Ama bir şey söyleyeyim. Bu Bruno Andrade'nin Jesus'ta bir iletişimi var. Bilginiz olsun. Şimdi Türkiye Kupası'nda Kayserispor'la karşılaşacağız. Bakın arkadaşlar, Pazartesi günü Fenerbahçe'den hiçbir paylaşım gelmedi. Hiçbir paylaşım gelmedi. Normalde işte bakın biz idman yapıyoruz. Hazırlıklar başladı falan demesi lazımdı ama yok. Galatasaray'ın yine 6 puan gerisine düşmüş olduk.
Hocam 9 puanı. Ya bir tane hükmenini aldığın zaman 6 puan oluyor. Ve UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'da Sevilla ile eşleşip elendi Fenerbahçe. Bu olabilir. Şimdi burayı anladınız mı arkadaşlar? Buraya kadar her şeyi anladınız. Maçın hakemi. Bak Beşiktaşlar maçı kazanmış yine de maçın hakemine yükleniyorlar. Lan Halil Umut Meler keşke hakemliği bıraktırsanız. Vallahi bak ben desteklerim. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi de 27. haftadaki maçlarda Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler hakkında manuel olarak atandığını açıklamış. Bir şey söylemiş. Ne demiş? Sadece derbi maçın hakemi manuel atandı. Diğer hakemler algoritmayla atandı. MHK'nın böyle bir talebi oldu. Biz bu sistemi Belçika'dan almıştık. Onlara baktık. Böyle bir şey var. Bazen en zor maçı manuel olarak atayabiliyorlar. Biz de izin verdik. Şeffaflık gereği de bunu açıkladık diyor. Ben şunu söyleyeyim. Halil Umut Meler eğer Fenerbahçe'yi kollasaydı emin olun Cenk'e Abubakar tribünlere oynadığında direkt kırmızıyı verirdi. Al sana maç gitti. Maç gittiydi. Ya bu kadar şey yapmayın. Galip gelmişsiniz. Tadını çıkarın. Ya işin pisliğine girmeyin ya. İşin pisliğine girmeyin. Bir kardeşimiz yani çok züğürt tesellisi var. Ki birisi diyor ki hocam işte Galatasaray maçında yatmasın diye şöyle yapıldı böyle yapıldı. Benim sistemim daha mantıklıydı. Ben ne dedim? Maçtan önce Beşiktaş Başkanı'na gitti ki siz bu maçı bize kaybedin. Biz de sizin şu Gaziantep maçları sayılmasın iddianızı destekleriz diyelim dedim. Yok. Biri diyor ki hocam gör bak diyor biz Galatasaray'ı yenip şampiyon olacağız. Pollyanna'nın bir kolunu kesmişler olsun bir tane daha var demiş. Bizim Fenerbahçe taraftarı da yani Pollyanna Fenerbahçe taraftarını görse der ki tövbe estağfurullah ben neyim ki bunların yanında. Portekiz basınından Jesus iddiası yeni takımını duyurdular. Şimdi bu haber başlığı hocam clickbait mi? Hocam cirkbait mi? Hocam bilmem ne. Arkadaşlar Portekiz basını açık açık duyurmuş. Bunun clickbait'i bilmem ne bait'i şusu busu yok ki. Bu arada Fenerbahçe Beko Galatasaray Nefi yeniyor. Tribünlerde Ali Koç istifa tezahüratları yani salonda komple Ali Koç istifa tezahüratları yankılanıyor. Kimsenin umurunda değil. Kızlarımız basketbolda Beşiktaş'ı yenebiliyorlar. Yeniyorlar. Demek ki bir bazı branşlarda derbinin önemini bilen branşlarımız var. Onlar da onu yeniyor. Her ikisini de tebrik ediyoruz ama futboldaki neyse günaha girmeyeceğim. Yani bazen benim ne demek istediğimi çok çok iyi anladığınızı düşünüyorum. O yüzden detay girmeyeceğim arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Şimdi Portekiz basını diyor ki tecrübeli teknik adamla ilgili. Tecrübeli bunak. Tecrübeli Alzheimer. Tecrübeli Fenerbahçe düşmanı. Tecrübeli Brezilya aşığı. Tecrübeli paracı. Artık inanın kuracak cümle bulamıyorum. Ya arkadaş bu sezon Süper Lig'de 4 tane büyük maça çıkmışsın. Attığın 2 gol 4 maçta yediğin 9 gol. Sahanda, kendi sahanda 7 gol birden yemişsin 2 maçta. Ya eşek olan eşek bile buradan bir ders çıkarır. Eşek olan eşek bile. Bu arada Fenerbahçe Alagöz Holding diye geçiyor arkadaşlar. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde çeyrek final serisi ikinci maçında Beşiktaş deplasmanda 79-64 mağlup edip seriyi 2-0'a getirip yarı finale yükseliyor ve orada da Galatasaray Nesibe Aydın serisinde Turgut Geçen'le eşleşecek. Bu arada Galatasaray Nef oyuncusu Senin Köksal devre arasında Fenerbahçe taraftarına küfür etmiş. Normal her zamanki huyu. Şimdi Abola Jesus'un yeni adresini duyuruyor. Arkadaşlar diyeceksiniz ki hocam Portekiz basını Abola çok güvenilir değil. Abola da bir menajer arkadaş. Jesus'un kankiştosu. Yani kankiştosu. Jesus bu yani derbilerde gösterdiği kötü performansla dikkat çekiyor. Oyuncu dizilişleriyle, tercihleriyle eleştiri topluyor. Yani Trabzonspor'a Galatasaray'a karşı kaybedilen maçlarda üçlü savunmayı tercih ediyor. Beşiktaş maçında aynı diziliş. Oyuncu tercihleriyle de bayağı eleştiriliyor. Mesela en basit tercih şu. Madem Mert Hakan derbide oynayacak kadar iyiydi bugüne kadar niye beklettin? Madem Osayi Ferdi kusura bakmayın savunma hattı vardı.
Niye bizi Lincoln'e mahkum ettin falan filan. Bir sürü şey var. Abola diyor ki Jesus geri dönüşe imza atarak bir kez daha derbi mağlubiyeti aldı. Jesus bu pazar yedek kulübesinde yoktu ve yerini Deus'a bıraktı. Fenerbahçe derbide Beşiktaş'a 4-2 mağlup oldu. Şampiyonluk yarışında geride kaldı. Diyor ve Abola diyor ki Suudi Arabistan için en ciddi alternatif. Şimdi Jesus'un Suudi Arabistan milli takımının yeni teknik direktörü olmaya yakın olduğunu iddia etmiş. Bu doğru arkadaşlar. Niye? Hervé Renard sonrası en ciddi alternatifler arasında yer alıyormuş. Fransa kadın milli futbol takımının yeni teknik direktörü Hervé Renard'ın yerini alma arzusunda diyor. Çünkü orada iyi para var Suudi Arabistan'da. Siz de biliyorsunuz. Fenerbahçe ile sözleşmesinin sezon sonunda biteceğini, Mayıs'ta ayrılacağını söylüyordu falan filan. Nisan ayındayız. Jesus'ta görüşmelerde tazminat dedim. Yani tazminat istediğini belirttim. Bazı arkadaşlar diyor ki hocam saçmalama. Bir yıllık mukavele imzaladı. Şurada 2 ay kaldı. Neyin tazminatı diyor. Onu gidin Ali Koç'a sorun. Gidin onu Ali Koç'a sorun. Bana sormayın. Yani biz dünya tarihinde bir teknik direktöre 2 kez tazminat ödemiş bir kulübüz. Ki ikisinde de Ali Koç'un yöneticiliğinde ödeniyor. Vitor Pereira'ya. Biz böyle bir kulübüz. Abdullah Avcı ismi geliyor. Sergen Yalçın ismi geliyor. Başka isimler geliyor. Arkadaşlar ben size açık açık söyleyeyim. Şimdi Sercan Hamzoğlu'nun dediği çok doğru. Sercan Hamzoğlu diyor ki olası bir Jesus'un gitmesi durumunda tek aday İsmail Kartal diyor. Doğru arkadaşlar. Şimdi yani bir adım yok, görüşme falan yok. Herkes ezbere sallıyor diyor. Ahmet Selim Kul hani bu durumda değişiklik beklemiyorum demiş. Dün akşam 21.45'te. Bence yanılıyor ya da ona da haber gitmiyor bu süreçte. Onu da söyleyeyim. Andrea Pirlo, Fenerbahçe gibi çok büyük bir camia ile karşılaşacağız. Ama biz de sakin bir şekilde oyun planımızı sahaya yansıtarak galip gelmek istiyoruz. İyi serimizi devam ettireceğimizi düşünüyorum demiş. Muhtemelen Pirlo yani 11. maçı 11 maçtır kaybetmiyorlar. Muhtemelen Jesus yine korkudan it gibi titreyerek üçlü savunma çıkartacak eğer devam ederse. Kayserispor Trabzonspor'u 4-3 yendiğine göre demek ki Trabzonspor'dan daha iyi. Trabzonspor'la oynayacak olsak üçlü savunma çıkacağımıza göre demek ki Kayserispor maçına da üçlü savunma çıkacağız. Ben şunu söyleyeyim. Perşembe günü bu stat yerle bir olur. Stat inim inler. Perşembe günü açık söyleyeyim. Perşembe günü Jorge Jesus ya da ekibinden herhangi birisi yani herhangi birisi takımın başına çıkarsa kazansak bile büyük tepki alacaklardır. Ben söyleyeyim. Yani Ali Koç bunu göze alıyorsa buyursun. Ne yapıyorsa yapsın. Şimdi hocam sen ne diyorsun? Ben İsmail Kartal bugün geldi diyelim. Elindeki kadro. Yani şu anda kullanabileceği bir kadro. Söyleyeyim size. Fenerbahçe transfer markete giriyorum. Sakat oyunculardan arındırılmış bir şekilde. Altay, İrfan Can Ertuğrul'u kaleci olarak oynatabilir. Bir. Luan Perez geberdi herhalde. 20 Nisan'dan önce dönüşü beklenilmiyormuş. Gebermiş muhtemelen. Lincoln 9 Ekim'e kadar beklenilmiyor. Osterwolde 10 Nisan'a kadar beklenilmiyor. Yani savunma hattında Atilla Salah'ı, Samet Akaydın, Gustavo Henrique, Serdar Aziz 4 tane stoperden yararlanabilir. Sol bekte Ali Özki'den, sağ bekte Ferdi, Osayi ve Nazım Sangare'den yararlanabilir. Ya da sol bekte Ferdi, Ali Özki diyeyim. Sağ bekte Osayi, Nazım. Savunma hattı böyle yani. 4 stoper, 2 sağ bek, 2 sol bek. Orta sahada yani Arao, Crespo, Zayt, İsmail Yüksek, Mert Hakan gibi merkez orta saha ya da ön liberodan yararlanabilir. Arda Güler'i de 10 numarada deneyebilir. Yani 6 tane isim var önünde. Üçlü orta saha çıkacaksan 4-1-2-3 ya da 4-2-3-1 çıkacaksan 6 isimden 3'ünü sahaya sürebilirsin. Yine elin güçlü İsmail Kartal olarak. Kanatlarda Rossi'yi oynatabilirsin. İrfan Can 2, Emre Mor 3. Zorlarım dersen hani çok çok zorlarım dersen belki Arda Güler, belki Valencia'yı oynatabilirsin ama 3 tane kanat oynatabileceğin isim var. Rossi, İrfan Can, Emre Mor diyeyim. Batshuayi 17 Nisan gözüküyor. Joshua King 1 Mayıs gözüküyor.
dönmesi. Yani bunlardan yararlanamayacak. João Pedro, Valencia ve Serdar Dursun kalıyor geriye. Geçen sene ben hatırlıyorum. İsmail Kartal geldikten sonra müthiş bir şekilde Serdar Dursun'dan verim elde etmişti. Hani birçok isim dönebilir. Üçlü, dörtlü. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Şu dizilişte bu takım 4-3-1-2 aslında çok güzel oynar. Rossi, Valencia çift forveti koyarsın. Harbi söylüyorum bak. Rossi, Valencia çift forveti. Ya da belki Emre Mor'u koyarsın. Bak Kayseri maçına mesela Altay, Ferdi, Samet Salahi, Alioski, İsmail, Crespo, Zayt. Üçlü orta saha önüne Arda Güler. Forvet'e de Valencia, Rossi. İsmail deler geçer. Zayt deler geçer. Arda deler geçer. Valencia, Rossi. Alioski, Ferdi bindirir geçer. Bak 4-2-3-1, 4-1-2-3 de çıkabilir. Sorun şu. Başımızdaki şu anki inat, kaprisli, bencil, kibirli şahıs ısrarla niye üçlü oynatıyor? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Üçlü de çıkabilirsin. Bak size bir üçlü kadrosu sunuyum. Kafanıza yatacaktır. Eminim yatacaktır. Kalede Altay. Sağ stoper Samet. Sol stoper Salah. Merkezde Gustavo. Hani hava topunu kullanacaksın. Bilmem duran toplarda fayda sağlayacak falan filan. Ben de biliyorum yavaş olduğunu ama merkezde birebir eşleşmesi çok çok zor olacak bir şekilde. Sağ açıkta Ferdi. Sol açıkta Alioski. Bak iki tane ofansif. Merkezde İsmail Zayt. Zayt'sı da ofansif say. 3. Arda Güler bir kanatta 4. Emre Mor diğer kanatta 5. Valencia merkezde 6. 6 tane hücumcuyla sahaya çıkabilirsin. Hocam Gustavo'nun yerine Serdar Aziz hiç fark etmez. Hangisini diyorsanız yani. Ama ben bu tandemde Gustavo'yu oynatır mıyım? Tam merkezde oynatabilirsin. Çünkü hava topunda fayda sağlasın dersin. Duran toplarda bir şey yapsın. Çünkü dikine duran top kullanacın az. Ama hani en kötünün kötüsü. Ama gördüğüm o ki Jesus ya kovulmak istiyor tazminat ya futbolu unutmuş ya da bunamış. Umarım bunamıştır diye belirttim. Ya Fenerbahçe kadrosunun gerçekten söylüyorum bütün samimiyetimle söylüyorum. Şunu yaşamaması lazım. Şu sıkıntıları yaşamaması lazım Fenerbahçe kadrosunun. Fenerbahçe kadrosu bunları hak etmiyor. 18 milyon euroya Kim Min-ji'yi gönderiyorsun. Hani Allah yar 4,5 Ozan Tufan 3 milyon euro hani ciddi manada bir gelir elde ediyorsun yaz döneminde. 30 milyon euroluk bir satış gelir elde ediyorsun. 43,76 milyon euroluk da harcama yapıyorsun. Allah aşkına bangır bangır senin takımın bağırırken hani kanat 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 diye senin takımın bağırırken haykırırken Osterwolde'yi 6 milyon euroya almak ve 21 yaşında bir çocuğa 6 milyon euro bağlamak her baba yiğidin harcı değil. Yaz transfer döneminde ben Ali Koç'a bir öneride bulunuyorum. Daha batırabilirsin Fenerbahçe'yi. Nasıl? Kime ne teklif geliyorsa satabilirsin. Altyapıdaki oyunculara devam edebilirsin. Bak 6 Osterwolde, 5,5 Rossi, 11,5. Bak ikisinden de bu 11,5'u çıkarabilirsin. Benim buna lafım yok. Ama Luan Perez 5,23, Pedro 4,68. Hayırlı olsun. Aşırt da Blackbird diye saplanan 10 milyon euromuz var. 4,25'te Buruma. İyimser düşünüyorum inşallah Buruma Portekiz'de patlama yapar da. Bizde patlamaz yani içimizde patlamaz. Öyle söyleyeyim. Ki o da Portekiz Ligi'nde 8 maça çıkmış. 3 gol 1 asist 372 dakika. Konferans Ligi'nde 2 maçta 63 dakika. Portekiz Kupası'nda 74 dakika. Bir şekilde oynamaya başlamış inşallah. Yolu bahtı açık olsun. Ama 14 milyon euro buraya gitti. Samet 3.70. Samet'i en azından oynatıyorsun. Batshuayi 3.5. Onu kurtarabilirsin. Lincoln 3.5 kurtarabilirsin. Arao'yu bir şekilde İspanya'ya kakalayabilirsin. Gustavo Henrique de çıkmaz. Eğer satın aldıysak. Yani 4 tane sapladığın transferim var. Eğer Jesus'u gönderiyorsan bir zahmet bunları da yanında gönder. Peki hocam senin hissi duyumların nedir? Boş ver. Benim hissi duyumlarım Kayserispor maçında Jesus sahada olmayacak. Olmayacak. Yani 5 yılda Kadıköy'ün geldiği duruma bakın. Bu sindirilemez. Yani yönetim bunu sindiriyorsa biz sindiremiyoruz. Ben size bir şey söyleyeyim. Bu arada Portekiz'den de son dakika bir şey geldi. Haber geldi. Jesus'un sözleşmesi her an feshedilebilir diyor. Bruno Ferreira. Oo. Yani sözleşmesi her an feshedilebilir. Zaten şurada 2 ayı kalmış. CNN Portekiz muhabiri bu.
Arkadaş. Şunu bir Türkçe'ye çevireyim hele. Portekizcem yeterli değil o yüzden. Mayıs ayına kadar geçerli olan sözleşmesi daha erken feshedilebilir. CNN Portekiz'den veriyoruz bu haberi demiş. Perşembe günü Kayserispor'la final Türkiye Kupası için çeyrek final maçı var. O maça çıkmayabilir diyor arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? O maça çıkmayabilir diyor. İsmail Kartal'a Fenerbahçe yönetiminden birileri şöyle bir şey söylemişti. Hazır ol, her an çağırabiliriz diye. İsmail Kartal da görev adamı gariban. Gariban ne yapsın? Görev adamı. Her an gelebilir. Ne olacak? Sonuçta Fenerbahçe'ye hizmet ettin miydi? Fenerbahçe çağırırsa geleceksin. Ama birilere kadar Fenerbahçeli ilan edilemiyorsun maalesef. Taraftarımızın gözüne giremiyorsun. Hakkımız da hayırlısı olsun. Hocam peki bu nereye kadar böyle gidecek? Valla ben itimat ettim Ali Koç başımızda olduğu müddetçe bu iş böyle gidecek. Bu arada Cansel kemiksiz. Fenerbahçe'de Jesus'la yollar ayrıldı. Hem yönetim tarafı hem hoca içinde bulunan durumdan mutsuz demiş. Dediğim gibi Fenerbahçe eğer Jesus'la devam kararı alsaydı ki kulislerde bunu söylendi mesela. Bunu paylaşmamız şeklinde bir şeyler söylendi. Ortada bir olay yok. Abdullah Avcı düşünülen bir isim değil. Bilic düşünülen bir isim değil. Yani ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe Cumhuriyet'in 100. yılı. Cumhuriyet'in 100. yılı. Ali Koç demek ki Cumhuriyet'in 100. yılı da umurunda değil. Fenerbahçe de umurunda değil. Yani bakalım ne yapacak, ne edecek. Ama ben hisli söylüyorum. Perşembe günü maça ya Jesus çıkmaz ya da maç sonunda Jesus da devam edilmez. Sonuç ne olursa olsun. Ben Fenerbahçe'de Jesus döneminin kapandığını düşünüyorum. Bu da benim şahsi fikrim ama duyum da duyum içinde arkadaşlara sorabiliriz. Bir şeyler yapabiliriz. Hani hakkımızda hayırlısı olsun. Şunu da söyleyeyim. İsmail Kartal gelirse adama kadro bu. Al istediğini yap diyebilirsin. Kredisi de var. 3-5'te Arda Güler'i falan oynattı mıydı? Alır, yürür, gider. Hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Hepinize izlediğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.